Şuraya bak ya. Bir an şu münasebet nasıl yazılıyor diye tıkandım kaldım. Ferito. Alo. Hı. İyi misin oğlum? Hamza'nın yumruğu fena çarptı galiba. Bir şey yok ya. Oğlum arızaya uymadın ya. Helal olsun sana. Boş boşuna kavga çıkacaktı. Abi neyine karşılık vereyim? Adamın içi yanıyor zaten. O yumruğu bana atmadığı kesin. Yok abicim yok. Bizim Hamza yine arızaya geçti. Ya tam da ne güzel bu kız. Bizim oğlum kafalıya iyi gelecek diye seviniyorduk ya. Buraya kadarmış abi demek ki. Lizbi gitti. Dağıldı adam. Seyfi raporları bitirdin mi? Az kaldı komutanım. Hemen hallediyorum. Tamam. Sonra bitirirsin. Ferit'le bir şey konuşacağım. Bizi biraz yalnız bırak. Emredersiniz komutan. Ferit, kendine bir sandalye çek. Emredersiniz komutanım. Hayrola komutanım? Kötü bir şey mi oldu? Onu bana sen anlatacaksın Ferit. Hamza'yla kavga etmişsiniz. Yok komutanım. Kavga etmedik. Pencereye çarptın. Yani basit bir... Ferit, bunu sana komutanın olarak değil, bir abi olarak soruyorum. Büyütülecek bir şey yok komutanım. Hamza'nın canı sıkkın bu aralar. Heyheyler üzerinde. İsteyerek yapmadı yani. Liz. Liz yüzünden. Ben de buna üzülüyorum ya zaten. Ne güzel Liz adam etmişti Hamza'yı. Şimdi ne yapacağını bilmez halde. Anladım Ferit. Anladım. Hamza'nın neler yapabileceğini ikimiz de çok iyi biliyoruz. Neyse. Açık konuştuğun için sağ ol. Saymakla bitmez. Hadi. Eyvallah babacanlar. Hadi. Hadi oğlum. Hadi Hamza. Çok bile kaldın. Doğru söylüyorsun. Çok bile kaldın. Komutanım. Hadi git. Bunca zamandır adam olacaksın diye sabrettim Hamza ama artık benim de sabrım tükendi. Seni durdurmaya çalışmayacağım. Git hadi. Komutanım. Komutanım ben çok darlandım. Yeter be. Senin kendini acındırmanı dinleyecek halim kalmadı Hamza. Sanki koca bölükte tek derdi olan sensin. Neyse. Benim senden başka uğraşmam gereken 91 tane daha askerim var. Ne halin varsa gör. Gel. Hamza Delipınar Erzurum. Evet, ne istiyorsun? Ben geri geldim komutanım. Onu diyecektim. Ne yapayım, madalya mı vereyim yani? Savunmamı almayacak mısınız komutanım? Alsam ne fark edecek? Sen adam olmak istemedikten sonra ben her gün sana ceza versem ne değişecek Hamza? Komutanım, bakın ben... İşlerim var Hamza. Çık dışarı. Sağ olun komutan. Lan var
var ya, Ahmet Başçavuş'u görecektiniz bugün. Gözlerinden ateş fışkırıyordu böyle. Dedim ki kesin dalacak bebelere. Uşaklar, kolonyası olan var mıdır? Ya üzerim hala radyo trip midir nedir o kokuyu? Kolonyayla çıkmaz Cemal'im o koku. Ayaklarını yıkayacaksın bir zahmet. Allah sağlık. Of abicim, ne yapacağız bu şiir meselesini ya? Evet abi, ben de onu düşünüyorum. Hayır, benim ezberim çok kötü abi, olmuyor işte. Babacanlar, Levent Üsteğmen'e kaçacağımı kim söyledi? Ben demedim desem inanacak mısın? Levent Üsteğmen'e kaçacak diye kim dedi babacanlar? Ben dedim Hamza. Hamza mı? Abi desem ne fark edecek ki? Ferit'e yaptığın gibi bana da vuracağız. Vur bakalım. Sen mi söyledin Levent Üsteğmen'e? Evet. Kaç kere diyeceğim? İster döv, ister öldür. Ama göz göre göre kaçmana izin veremezdim. Sen kendini sevmiyor olabilirsin. Ama buradaki bütün arkadaşların seni çok seviyor. Asker! Başımın belası gel. Hamza Deli Pınar Erzurum. Bir maruzatım vardı komutan. Çabuk söyle. Özür dileyecektim komutan. Ben sana rahat demedim asker. Kimden özür dileyeceksin? Sizden komutanım. Niye özür dileyeceksin? Kaçmaya kalktığım için. Sizinle kötü konuştuğum için ve 19 Mayıs provalarında arkadaşlarımı yalnız bıraktığım için. Bir de yani hapsi için. Demek ki provaları terk ettiğin için deniz yüzbaşından, yumruk attığın için Ferit'ten, takımı yalnız bıraktığın için de arkadaşlarından tek tek özür dileyeceksin. Emredersiniz komutanım. Ama biri daha var Hamza. Özür dilemen gereken birisi daha var. Adını ağzına bile alamıyorsun, değil mi? Liz. Sen adam olmazsın Hamza. Senden umudu kestim. Ya serseri gibi davranıyorsun ya da ikide bir arıza çıkartıyorsun. Ama en önemlisi, sevmeyi bile bilmiyorsun. Yazıklar olsun. İşte bu yüzden sevilmeyi hak etmiyorsun Hamza. Ne oldu sana Hamza? Ne diye öfkeni başkalarından çıkartıyorsun be? Hani yemin etmiştin lan? Hani sevmeyecektin Hamza? Nasıl kaybettim seni Liz? Nasıl kaybettim seni Liz? Hiçbir şey için geç kalmış sayılmazsın Hamza. Geç kalmışım komutan. Gitmiş Liz. Bir uğurlar olsun bile diyemedim. Belki gitmiştir ama bitmemiştir Hamza. Seven insan öyle kolay kolay silip atamaz. Kim bilir, belki o da bir yerlerde seni aramadın diye ağlıyordur. Haklısınız komutan.
Ve deseniz haklısınız. Ben eşeğin tekiyim. Adam olmam kimseye de yaramam. O zaman adam ol da söyle artık. Pişman olduğunu, bize aşık olduğunu itiraf et. Son pişmanlık neye yarar komutanım? Evet, aşığım. Deliler gibi seviyorum Lizzie'yi. Ama artık istesem de söyleyemem. Gitti gider. Bütün bunları ona da söyleyeceksin ama. Ben Liz'in uçak saatini öğrendim, daha vakit var. Bavullarını vermiştir ama oyalanıyordur oralarda. Yani daha uçmadı mı diyorsunuz komutanım? Evet, yetişiriz belki. Hadi fırla, hadi. Lizzie ne diyorsun Hamza? Evet komutanım. Şuna bak, bile bile geldi önümüze kırdı ya. Dert etmeyin komutanım. Zaten yetişmemiz imkansız. Dur be Hamza, umutsuzluğa kapılma. Oğlum sen de çık kaldırımdan git. Allah, iyi akıl ettiniz komutanım. Geç sen. Hadi hadi. Var. Kolay gelsin. Bir kez daha geçer misiniz kapıdan? Nedir? İki sefer arıyorum. Tekrar değil. Oranınızı açar mısınız? Oo. Ya babacığım. Amma öttü ama. Acelem var benim be. Oh. Bacım affedersin. Ya bu sizin New York uçağınız var ya, onda benim Liz var da, ne durumda o? New York uçağı boarding yaptı efendim. Evet, tam ne yaptı yani? Yolcular bindi, kapılar kapandı beyefendi. Sağ ol. Olacağı buydu komutanım. Ben yüzüme gözüme bulaştırdım her şey. Bana bak, bana söz verdin, vazgeçmeyeceksin. Ya bir mektup yaz, doldur içine de düşüncelerini, duygularını. Sonra da gönder kıza. Ben derler ya komutanım. Yazsam inanın acıktı romanı. Hadi gel. İyi günler. Ben değiştirdim bileti. Londra aktarmalı istedim. Ya komutanım, benim bir maruzatım var da. Ne o? Yine firar mı edeceksin yoksa arıza mı çıkaracaksın? Ya senin için paldır küldür geldik buralara. Bari kışlaya dönene kadar bekleseydin. Yok komutanım, yani öyle bir şey değil. Hani bu arıza beklemez. Heyecandan olsa gerek, ayıptır söylemesi de. Ben bir lavaboya gidip gelsem. tamam git hadi. Olsun. Affedersiniz bir şey.
geldin asker, esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5 gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşun cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada!